Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Çoban. Trov ejderha videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere bir başka ejderha videosuyla geliyorum. Hangi ejderha? Usually of the honey breeze, yani arı ejderhası arkadaşlar. Hemen bindim. Tipi bu şekilde. Bildiğiniz arıya benziyor. Bu ejderhanın bize verdiği özellikler: maksimum 1000 can, 250 hasar. Yani bunda fiziksel ya da büyüsel yazmıyor. Tahminimce ikisine birden verdiğini düşünüyorum. 250 hasar, %5 atak hızı, saldırı hızı, 50 magic find. Bütün ejderhalarda olduğu gibi. Hemen şöyle göstereyim. Normal bir arı gibi gidiyor. Atışı da gördüğünüz gibi bu şekilde. Etrafa arılar fırlıyor. Gayet hoş bir animasyonu var. Tipi de bu şekilde arkadaşlar. Gayet hoş bir ejderha. Buna ulaşması da çok zor değil arkadaşlar. Hemen hub'a geçelim ve hub'dan size nelere ihtiyaç olduğunu öncelikle göstereyim, söyleyeyim. Ondan sonra da devam edelim. Hemen geliyoruz. Usually 300 Dragon Coin, her ejderhada olduğu gibi hemen hemen. 225k Flux, bu da her ejderhada var hemen hemen. 600 adet Fear Dust, 3000 tane Sunlight Bulb, 30 tane Golden Soul ve 100 tane Honey Breeze Dragon Egg Fragment. Materyallerin hepsi arkadaşlar, yani hepsi, toplaması çok kolay. Burada bizi uğraştıracak tek şey ejderha parçacıkları. Geri kalan hepsini çok rahatlıkla toplayabiliriz. İsterseniz önce Sunlight, sonra Fury, Golden Soul diye gidelim. Sunlight'tan başlayacağım. Nasıl elde edeceğimizi göstereceğim. Sunlight arkadaşlar. Nerede o? Burada var mı? Yok. Kaçta çıkıyordu hatırlamıyorum tam olarak ama şöyle bir bakalım. Sunlight arkadaşlar. İçerisinde hiç mob olmayan, sadece ayçiçeği görünümlü ya da ona benzer görünümlü, evet şu taraf bir biyom arkadaşlar. Hemen göstereceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şurası, bahsettiğimiz yer burası. Burası Happy miydi? Böyle bir ismi var, tam hatırlamıyorum şu anda. Buraya girdiğiniz zaman zaten görüyorsunuz üzerinde ayçiçeği tarzında bir ikonu var. Buraya giriyorsunuz. Burada Peaceful, Happy diyorum. Peaceful Hills. Buradaki değirmendir, ayçiçeğidir. Bunlara geliyorsunuz arkadaşlar. Getter Day'de bunu yaparsanız, yani eşya toplama gününde bunu yaparsanız, ki bununla alakalı bir videomuz var. Bunu da o gün gelir toplarsanız çok daha hızlı toplarsınız. Gördüğünüz gibi hepsini toplamadım bile. 600-650 tane istiyordu herhalde. Yanlış mı hatırlıyorum, ya da 3000 tane mi istiyordu bilmiyorum ama çok da büyük bir muhabbet değil arkadaşlar. Çok kolaylıkla, rahatlıkla toplayabileceğiniz bir şey ve gördüğünüz gibi bunu toplarken bir adet de Floral Dragon Egg Fragment aldık. O zaman bir sonraki videoda da bundan bahsetmiş olayım. Hazır bunu çıkartmışken bir sonraki videoda da hemen bunu göstereyim. Hem de arka arkaya izleyenler için ufak bir jest olmuş olur. Ufak bir sürpriz olmuş olur. Onun dışında bunları topluyorsunuz. Başka neye ihtiyacımız vardı? Fury Dust'a ihtiyacımız vardı. Fear Dust'ı da arkadaşlar, az önce gördünüz, girdiğim yerden görevini aldım. Görev diyor ki 10 tane şey topla ya da Enchanted Wood topla ya da 10 tane, gördüğünüz gibi Fear Dust aldım arkadaşlar. Buradaki elfleri öldürdüğünüzde Fear Dust alma ihtimaliniz var. Hemen devam edeyim. Hani böyle çok çabuk çıktı da, ilkinde çıktı, her öldürdüğümüzden çıkacak diye düşünmeyin diye. Bir iki tane daha öldüreyim. Çünkü her öldürdüğümüzden çıkmıyor arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Sadece şanslı az önceki. Gördüğünüz gibi iki tane daha öldürdüm.
Çıkmadı. Boss'u da öldürdüm. Var mı? Yok. Kutuyu kırıyoruz. Yok. Yani arkadaşlar her öldürdüğünüzden çıkmayacak. Ama yine burada gördüğünüz yaratıkları öldürerek gezerseniz emin olun çok da zorlanmazsınız bunları toplamakta. Yine parayla satın alabiliyorsunuz. Fehariye değil, Fae. Faeri. Tanesi 185 arkadaşlar. Bu şekilde toplayabiliyorsunuz. Çok 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 zor değil. Kolay da demem. Ama zor da değil. Şimdi ağaç çiçeklerini aldık. Fear Dust'ları aldık. Ne kaldı? Bize ejderha parçacığını toplamak kaldı en son. Ejderha parçacıklarını nasıl toplayacağız? Ejderha parçacıklarını geliyoruz ve oyunun ilk biyomu olan daha ilk Medieval Highlands'a. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir olayımız var. Bu haritadaki büyük biyomun her tarafı farklı. Denisco diye bir Türk geldi. Türk gördük. Türktür diye tahmin ediyorum. Bu aslında biyomun her tarafı farklı. Aslında bu biyom, büyük biyom da içinde kendi kendine parça parça. Ve bazı parçalarda arılar var. Gördüğünüz gibi arı. Arı olan parçaya geliyoruz. Buluyoruz önce. Sonra kese kese geziyoruz. Orası farklı bir bayom. Bu bayomdan, arı olan bayomdan belli bir mesafe uzağa gittiğiniz zaman, hani bayomun içinden diyeyim, bayomdan demeyeyim de o arıların olduğu bölgeden belli bir mesafe uzağa gittiğinizde buradaki arılar tekrar spawn oluyor. Ve bu ejderha parçacıklarını da bu şekilde kasıyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Şurada arı var. Şurada arı var. Hani şöyle bir arı 3-4 tane arka arkaya arı olan kare düşünün. Buradan başlıyorsun. Kese 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 buraya geliyorsun. Sonra buradan tekrar buraya geri dönüp kese 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 gene buraya geliyorsun. Yani olayımız belli bir devir döngüye, belli bir rotasyona sokup oradan sürekli aynı şeyi yapmak. Eğer hızlı kasmak istiyorsanız. Ben bu şekilde kastım. Sıkıcı oluyor. Bayağı sıkıcı oluyor. Bu arada bunu söyleyebilirim. Gerçekten bayağı can sıkıcı oluyor. Hatta ben bunları da kesmiştim içeride. Gezerken hiç bir tane bile arı olan noktayı pas geçmemiştim. Hatta normal kasarken de sağda solda eğer şey görürsem kovan şeklinde şeyler var. Dungeonlar var. Denk gelmişsinizdir. Kovanları da asla pas geçmem. Çünkü onların içinde de arı oluyor genelde. O yüzden onların da hepsini kesmiştim. İşte U9'da farm yaparken. Hiçbirini boş bırakmamıştım. Dediğim gibi. Evet. Henüz sahip olamadık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birazcık uzun sürebiliyor. Yani arı işte o yüzden uzun sürdüğü için belli bir işte rotasyon yapıp geri gidip geliyorsunuz. Çünkü uzun sürüyor gerçekten. Arı, ejderha bunun için hani değer mi diye sorarsanız yani kötü bir ejderha değil. Ama
biraz uğraştırıyor. Yani en kolay alabileceğiniz ejderhalardan biri diyemem. Bundan daha kolay alabileceğiniz bir sürü ejderha var. Daha onların videosunu hazırlamadım. Zamanla onları da ekleyeceğiz. Yani bütün videoları gözden geçirmenizde fayda var arkadaşlar. Dediğim gibi bu oyun başında almak isteyeceğiniz en kolay ejderhalardan biri değil. Bunun özellikle altını çizeyim. Yani bundan çok daha kolay 10 tane 15 tane ejderha vardır. Daha fazla bile olabilir yani şu an öyle rastgele konuşuyorum. Gördüğünüz gibi bayağı uğraştırdı herhalde. 4-5 dakikadır etrafta koşuyorum. Benim ilayım Berserker. Normalde biraz daha hızlanmam gerekiyor ama şimdi videodayım diye fark edemiyor olabilirim. Bende de bir FPS düşüşü oluyor. Yüksek bitrate ve yüksek çözünürlükte çekmeye çalıştığım için ayarlarını tam oturtamadım sanırım. Yani Turo'da hiç bir şey sıkıntı olmaması lazım ama oyunu Steam üzerinden oynarsanız arkadaşlar, bu arada indirmeniz gereken birkaç tane de yardımcı add-onlar var, eklentiler var. Onları da keyfinize göre araştırıp yüklemenizi tavsiye ederim. Ya da abi videosunu çek derseniz onun da videosunu hazırlarım, ya da artık başka bir şey yapabiliriz, bilmiyorum. Hangi addon'un ne işe yaradığını tek tek anlatabilirim yani, hiç sıkıntı olmaz açıkçası benim için. Bu şekilde de yardımcı olabilirim. Bu arada gördüğünüz gibi bu tarz farm gerektiren, sürekli grind gerektiren, yani etrafta koşarak yaratık kesmemizi gerektiren işlerde genellikle Shadowhunter çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Diğer klaslar da çok aslında farklı değil ama Shadowhunter çok daha uzak mesafeden vurabildiği için bana sorarsanız en rahatı Shadowhunter'la. Class game'ini almış bir Shadowhunter'ınız varsa eğer, onunla bu farmı yapmak, bunları toplamaya çalışmak daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Hala bir tane Dragon Fragment'ı çıkartamadık. Ejderhayı kaldırdılar da bizim mi haberimiz yok? Yeni bir ejderha, başka bir ejderha videosu çekebilirdim yani şu anda. Hiçbir arayı pas geçemem. Belki kısmetimiz ondadır. Add-on olduğu için ejderha parçaya çıktığında direkt bizi bilgilendiriyor. Farklı bir ses çıkartıyor. Oradan anlıyorum yani parçacık çıkıp çıkmadığını. Kaçırmadık değil mi? Yok. Evet. İnanılmaz ama gerçek. Bu yüzden bunları ejderha günlerinde farmlamanızı tavsiye ediyoruz. Bugün Perşembe, ejderha günü yarın. O yüzden de sıkıntı büyük. Bu arada yarın çekebilirsem güzel bir video daha
hazırlayacağım. Yarınki günlük bir video olacak yani. Bayağı uzun süredir istediğiniz Dragon Coin nasıl kasılır sorusuna cevap olacağını düşünüyorum. Evet sevgili dostlar, video 15 dakikaya çıktı ve hala fragment düşüremedik. Dediğim gibi bunu ejderha gününde yapın ki çıksın. İlla videoda fragment görülsün diye yarım saat farm yapmayalım. Çünkü gördüğünüz gibi inat etti çıkmamaya. Bunlar da eskiden Shadow of Tower'da çıkabiliyordu arı yaratıklardan. Artık Shadow Tower olmadığı için Delve'deki arılardan çıkıyor mu hiçbir fikrim yok. Delve'in zindanlarında 500 tane arının bir arada olduğu. Abartıyorum şu anda, 500 tane yoktur. Bir sürü arının bir arada olduğu odalar var. O adalardaki arılardan düşüyor mu hiçbir fikrim yok. Test Realm dışında girip Delve yapmadım henüz. O yüzden Delve hakkında da çok bir bilgim yok. Onlara da bakacağım ve sizlere aktarmaya çalışacağım. Şöyle baktım. Son 5, 4, 3, 2, 1. Son bir. Bunlar aynı yerde ama ya. Bunların hepsi bir sayılır. İşte bunların hepsi bir sayıldı. Ve gene çıkmadı. Ben bir üç kağıt yaptım orada. Hile yaptım. 4 tane öldürdüm. 7 tane öldürdüm. 8. Gidemiyorum da çıkmadan. Şimdi ben böyle bir şeye başladığım zaman sinirim bozuluyor. Nasıl çıkmaz ya? Ejderha günü. Neyse arkadaşlar. Ejderha gününde geliyorsunuz ve Medieval Highlands bölgesinde aynı benim yaptığım gibi ileri geri ileri geri arıları kese topluyorsunuz. Videoyu daha fazla uzatmanın hiçbir anlamı yok. Bu kadar uzatmak bile yanlış oldu ama ne yapalım? Çıkar diye uğraştık. Golden Soul'un madenlerin içinden çıktığını zaten biliyorsunuz. Çok basit bir şekilde hepsini toplayabiliyorsunuz. Golden Soul'ların tanesi 1K civarı olması lazım. Şu an ne kadar bilmiyorum. Sunlight Bulb'ları da satın alabiliyorsun. Fiery Dust'ları da satın alabiliyorsun. Yani buradaki tek işiniz. Yani şuraya kadar her şey Flux'la alınabiliyor. Bir tek buna gidip kasmanız gerekiyor. Videom umarım işinize yaramıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.